Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoma Esrarengiz Kanıtlar kitabının yazarı, yani babam Selçuk Yılmaz'ı konuk ediyorum. Kanalıma hoş geldin baba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sabahtan beri iyisin. Sabahtan beri çok heyecanlıyım. Bayağı bir böyle bitmek bilmeyen bir gerginlik ve heyecan var. Gerilmeye gerek yok. Hadi bakalım. İlk önce bize kendinden bahseder misin? 1980 Samsun doğumluyum. Bildiğin üzere iki tane çocuğum var. Biri ben. Evet. Diğeri içeride. Evet. Başka ilk orta ve liseyi Samsun'da bitirdim. Daha sonra da meslek hayatına başladık. Esrarengiz Kanıtlar adında bir kitap çıkarttın. Evet. Bu kitabın konusunu bizlere birazcık anlatır mısın? Kitabın konusu adından da belli olduğu gibi cinayet temalı bir kitap. İçerisinde yaşanmış gerçek 9 tane cinayet olayıyla ilgili olayların jandarma tarafından araştırılması, işte kullanılan taktik ve metotların birebir aynı yöntemlerle ele alınarak delilden katillere gidiş yöntemlerini baz alan bir kitap. Biraz eğitici bir kitap gibi duruyor. Tabii, yani bu daha çok bu işi, bu mesleği yapan insanların meslek hayatları boyunca karşılaşması genelde çok zor olan, çok nadir meydana gelen cinayet türü olaylar bunlar. Yani normal, sıradan cinayetler gibi değil, günlük hayatta sürekli karşılaşılan, daha böyle çözümü daha zor olan, aylarca, belki bazıları var 1,5-2 yıl süren cinayet olayları da bunlar. Bunların çözüm yöntemlerinde uygulanan enteresan metotlar ve yöntemler var. Kolay kolay insanın aklına gelemeyecek olan veyahut da görmeden, yaşamadan, insanı tecrübe etmeden bilemeyeceği şeyler var. Kitabı kaç yıl süre içerisinde yazdın? 2019 Ocak'ta başladı. Geçen sene 2023'ün Eylül ayında bitti. 4,5 yıl falan sürdü. 4,5 yıl senin için zorlayıcı mıydı? Yani zorlayıcılığı şundan geliyor. Şimdi bu kitabı okuyacak olan meslektaşlarımız veyahut da araştırma soruşturma konusunda tecrübeli olan insanların kitabı okuduklarında içeriğinde hata ve eksik kusurlar bulamaması benim için biraz zorladı. Sıfır hatayla yazmaya çalıştım yani, öyle söyleyeyim. Öyle de oldu zaten. İnşallah. Bence. Evet. Pekala. Sıra Instagram'da bana mesaj olarak atılan sorulara geldi. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Bu kitabı yazmandaki amaç neydi? Kitabı yazmandaki amaç öncelikle insanların bu tür soruşturmaları, yani cinayet olaylarında soruşturmaları bir jandarmanın nasıl yaptığını bilmesini istedim. Yani bir soruşturmayı yaparken o olayın hangi boyutlarını ele alıyorsun? Hangi açıdan bakarak olaylara yaklaşıyoruz? Meslektaşlarımız bu işi yaparken bir olayla karşılaştıklarında bunun gerçek bir olay mı yoksa katiller tarafından düzmece bir olay yeri mi yaratıldığını nasıl anlayabilirler? Bakış açılarının nasıl olması gerektiğini öğretebilmek için yazdım. Tabii bu sadece bu amaçla değil. Ayrıca halkın da, insanların da okumuş oldukları cinayet romanlarında veyahut da dizilerde ve filmlerde genelde hayal ürünü cinayet olaylarından bahsediliyor. Veyahut da o yazarın kendi hayal dünyasına kalan bir şey. Burada ilgi çekecek olan şey bu cinayetlerin gerçekten meydana gelen olaylar olması. Pekala, sıradaki sorum. Kitap yazmaya ilk başladığında bunu bir hobi olarak mı düşünüyordun? Yok, hobi olarak düşünmedim zaten hiç. 4,5 yıl boyunca kitabı yayınlasam mı, yayınlamasam mı, hangi amaçla yazayım, işte hobi olarak yazayım da kenarda dursun diye düşünerek yazmadım zaten. Kusursuz bir kitap yazabilmek ve bunu insanlara gösterebilmek için yola çıktım. Peki geri dönüşleri nasıldı? Geri dönüşler mükemmel. Böyle nasıl desem, seni etkileyen geri dönüş var mıydı? Yani geri dönüşlerin hepsi çok güzel. Onların arasında bir ayrım yapmak çok zor. Yani 50 tane geri dönüş olup da bunun bir tanesi mükemmel demek yanlış olur. Ben bu kadar çok beğenileceğini hiç ummuyordum yani. Çünkü ben yazarken bunu, bu duyguyu hissedemiyorum ama dışarıdan birisi bunu okuduğu zaman genelde, yani dönüşlerin %90'ı şu yönde: kendimizi bir cinayet soruşturmasının içerisinde sanki soruşturmayı yürütüyormuş gibi hissediyoruz demeleri çok güzel bir şey. Kitabı yayınlamaya karar verdiğinde yakın çevrenin ilk tepkileri nasıldı? Yakın çevrem, yani eş, dost. Eşim ve siz biliyordunuz, başka kimseye zaten bir şey sormadım, danışmadım da yani. Öyle de hani karar verdim, ben bunu yayınlayacağım, bir iki arkadaşına söyledin de mi? Yok, söylemedim, arkadaşlarıma da söylemedim. Hadi ya. Evet, kimseye söylemedim ki ben kitap basmayı düşünüyorum veyahut da ben kitap yazacağım falan demedim. Bana sen ne yapıyorsun diyorlardı, ben kitap yazıyorum diyordum. Ciddi misin diyorlardı, evet dedim, o kadar yani. Yani bunu basar mısın, yayınlar mısın tarzında pek bir soru almadım. İşim bittiği zaman da işte ben bunu bastırmaya karar verdim veyahut da gelin bir okuyun falan diye de bir şey söylemedim yani. Bir anda oldu. Kitaptaki karakterler ve olaylar gerçek hayattan kesitler mi? Gerçeklik payları nelerdir? Yani olaylar tabii ki gerçek olaylar. Sadece olayların işlenmiş olduğu yerler, meydana geldiği yerler, meydana geldiği zamanlar ve ismi geçen kişiler değiştirilmiş. Bunları değiştirdim sadece. Cinayetler, gerçek cinayetler içerisinde biraz da, hani şöyle söyleyebilirim, %2, %3 oranında da konuları birbirine bağlayabilmek, akışı sağlayabilmek için ufak tefek kurgular da oldu tabii. Yani çünkü bunlar hepsi
bir seri katil tarafından işlenen 9 cinayet değil. Bir başlangıç var ve bu başlangıçtan sonra insanların birbirlerini aldatarak, birbirlerini kandırarak, arkadaşlıklarını kullanarak farklı farklı cinayetleri işleyen farklı farklı insanlar var. Ama tabii burada tek bir amaç için işlenen cinayetler var. Fakat burada cinayeti işleyen fazla insan var. Zincirleme gidiyor yani. Zincirleme gidiyor, evet. Hepsi bir noktaya bağlı. Evet, hepsi bir noktaya bağlanıyor. Bunu birbirine bağlayabilmek için de bazı kurgular koymak gerekli yani. Yani onlar da tuzu biberi diyebiliriz. Evet. Kendine örnek aldığın bir yazar var mı? Yani kendime örnek aldığım bir yazar yok aslında, sabit birisi de. Genelde cinayet ve gizem tarzı kitaplar okuyorum, zaten, öyle söyleyeyim. Zaten evde bunun gibi iki tane daha kitaplık var, hepsi de cinayet. Evet. Türü de romanları barındırıyor. Kitabın ana karakteri Fikret'i kendinden yola çıkarak mı yazdın? Ortak özellikleriniz nelerdir? Başkasını tarif ederek yazmak kolay değil. Hele ki o duyuyu, düşünceyi vermek daha da zor. Onun için bir başkasını gözümde canlandırıp veya da hayali bir kahraman yaratmadım. Karakteri şekersiz, süssüz, kahve içmesi, efendim işte olaylara sürekli kuşkuyla yaklaşması, her insanın söylediğini dinleyip ama söylenene inanmayıp kendi yöntemleriyle araştırma yapması gibi özellikler benden kaynaklanıyor biraz, tabii kendim anlamış oldum. 9 olayı incelerken veya tanık olurken ne düşündün? Yani neler hissettin? Benim için pek fazla bir değişiklik yok. Çünkü insan zamanla alışıyor artık. Yani bu birinci, ikinci, üçüncü bir olay değil. 25 yıldır zaten bu işi yaptığım için insan artık alışıyor yani. Cinayetin işte katilin cinayet işleyiş yöntemi şaşırtmaz beni. Veya ölen kişinin, öldürülen kişinin nasıl öldürüldüğü, öldürülüş yöntemi, bu tip şeyler beni şaşırtmıyor. Veya da işleniş sebebi şaşırtmıyor. Çünkü artık öyle bir şey oluyor ki zamanla bu çok normal bir gibi geliyor yani. Alışıyorsun. Öyle yani, insanlar da zaten malum yani. Herkes her şeyi yapabilir potansiyelde. Yani şu adam cinayet işlemiş, neden işlemiş olabilir ki? Yani çok şaşırtıcı bir durum falan gibi böyle bir şaşkınlık yaşamıyorum yani. Aynısını geçen videomda da dedim. Herkes her an her şeyi yapabilir potansiyelinde. Kesinlikle. Diye. Kitaptaki yan karakterler çevrenizdeki insanların bir yansıması olarak mı ele aldınız? Yani çok büyük oranı çevremdeki insanlardan, beraber çalıştığım arkadaşlarımdan, tanıdığım insanlardan, tanıdığım katil profillerinden diyeyim. Evet. Oralardan faydalandım yani. Yani bir türlü sahnede mesela şey var, telefon kulübesinden çıkan bir adam kollarını pergel gibi açıp yengeç gibi yürüyor diyorum mesela. Öyle bir tanımlama var. Yani bunu kafamda daha önce tanımış olduğum birinden esinlenerek yazdım. Öyle söyleyeyim yani. Onların hal ve hareketlerini gözümün önüne getirerek yazdım. İkinci kitap yazma düşüncesi var mı? Yazıyor musun yani şu anda? Ben bu kitabı ilk çıkarttığımda düşünmüyordum yani. Bir tane olsun tamam diyordum. Ama okuyup da geri dönen insanlar ikincisi ne zaman çıkacak diye sormaya başladılar. Yani bekliyoruz. İkincisi de olsun demeye başladılar. Yani düşünüyorum. Şu anda öyle bir çalışmam da var. Kafamda bir kurgu var yani. Kurgu demeyelim de bir hikayeleştirilmiş bir taslak var. Not alıyorum yani şu anda. Peki konusu ne? Konusu aynı karakterlerle devam edecek. Tabii sadece Fikret ve Hakan karakteri, bir de Hikmet diye bir asubay karakteri var. Onlarla devam edecek. Ama hikaye Samsun'da geçecek. İlk olarak sulama kanalı çalışması yapan bir iş makinesine 7 yıl önce öldürülmüş, domuz boğa yapılarak kafasına ateş edilerek öldürülen bir adamın iskeleti takılacak. Ve oradan hikaye başlayacak. Ama 7 yıl önce olmuş oluyor. Nasıl günümüzü çözebilecekler? Günümüzde çözümünün yöntemlerini kitap okuyarak da görebilirler. Tarihte Osmanlı döneminde yaşamış olsaydın hangi olaya tanıklık etmek isterdin? Yani herkesin cevap verebileceği cevabın aynısı olabilir herhalde. İstanbul'un fethi olabilir. Kitap yazmayı düşünenlere ne gibi tavsiyelerde bulunurdu? İnsan bir iş yapmaya başladığı zaman çevresindekiler sürekli olarak eleştirilir. Her zaman. Yani niye yazıyorsun veyahut da işte senin kitabını kim okur ki? Bu konuda yazılır mı? Veya okuduklarını, yazdıklarını gördükleri zaman yanlışlıkları, hatalarını işte söylerler. Onları dinlememek lazım. Ben yazarken kimsenin eleştirisini falan dikkate almadım. Oturdum, yazdım. Ondan sonra hataları, kelime hataları, cümle hatalarını da düzelttikten sonra gene kimseye hiç sormadan, etmeden direkt gittim kitabı da bastırdım yani. Biraz da bu şeyle alakalı yani. Yazarken kendine güveneceksin. Çevrendekilere çok kulak asmamak lazım, olumsuz eleştirilere. Yılmadan devam etmek lazım yani, öyle söyleyeyim. Şey diyebilir miyim? Yani korkuyorsanız yapmayın, yapıyorsanız da korkmayın gibi bir şey. Yani korkacak da bir şey yok. Ya kimileri hani senle ben gibi değil. Gelen eleştirileri hani aldanmıyoruz ikimizi. Ben video çektiğim zaman hani gelen yorumları pek aldırış etmiyorum. Yani sen kitabına gelen eleştirileri bazen şey yapmıyorsun. Şöyle gelen eleştirileri olumlu olmasını bekleyerekten hazırlamak lazım zaten bunu. Yani eğer eleştirilerin kötü olacağını düşünürsen girmeyeceksin bu işe. Ama şeyde yaparken de yarım yamalak yapmamak lazım. Aynen öyle. Yani 3 ayda, 5 ayda veya da kısa bir sürede oturup da kitap yazıp da o kitaptan çok şey beklemek çok zor yani. Bir kitabı yazdığınız zaman defalarca geri dönüşler yapmanız gerekiyor. Tek tek
düzeltmeler yapmak gerekiyor. İnsan bir yazdığını ikinci defa kontrol ettiğinde beğenmeyebiliyor. Üçüncü defa kontrol ettiğinde yazmış olduğu cümlenin içerisindeki kelimeyi yetersiz görüp değiştirebiliyor yani. Evet, hatırlıyorum. Elimizden kaç defa geçiyor yani, senin, benim, evet, annemin, ailemizin. Ama ortaya da mükemmel bir kitap çıktı. Öyle söyleniyor. Yani babam diye söylemiyorum ama bence okuduğum cinayet türü romanları arasında en iyisi babam. Yani bana yayın edin, kitap çıktığı zaman aceleci davranma. İşte henüz seni kimse tanımıyor. İşte bu alınmadan da insanlar bilemezler nasıl olduğunu tabii. 1000 tane basalım, işte ilk bir yılda 1000 tane gider. Öyle düşünelim demişti ama çok şükür ki 4 ayda 1000 kitap bitti. Şu an bugün ikinci baskı için hazırlıklara başladılar. Ya. Evet. Buradan da tekrardan almak isteyenlere bir haber. Pekala, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Videoma konuk olduğun için, zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Uzun zamandır bu videoyu çekeceğiz de ikimizi çok bekliyorduk. Ve evet, başka bekleyen arkadaşlarımız da vardı. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Hatta bana fikir veriyorlardı. İşte babanla ne zaman video çekeceksin, babanla video çeksen çok iyi olur gibi. Ama sonunda çekeceğiz. Gelen yorumları göreceğiz bakalım. Yüzümü kara çıkartmayın. Lütfen. Pekala. Esrarengiz Kanıtlar kitabını DNR, Idefix ve Kitap Yolu sitelerinden alabilirsiniz. Aynı zamanda özel olarak imza kitap istiyorsanız da babama Instagram adresine ulaşarak temin edebilirsiniz. Aşağıya babamla ikimizin Instagram adreslerini bırakacağım. Biz oradan takip edebilirsiniz. Sık sık paylaşımlarımız da oluyor. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Kitapla ilgili görüşlerinizi de aşağıya yorum atarak bizlere sunabilirsiniz. Bizler de size geri dönüş yapacağımızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.